Bugün Ankara'da çok değerli bir misafirimizi ağırlamaktayız. Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgo Gerapetridis, kendisine hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi kendisi çok seçkin bir akademisyen, hukukçu ve aynı zamanda devlet adamı. Kendisiyle çok çeşitli konularda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Konuşmamın başında Yunan hükümeti ve halkının ülkemizdeki deprem felaketinden sonra uzattığı yardım eli için kendisi buradayken teşekkür etmek istiyorum tekrar. Yunanistan'da son dönemde yaşanan orman yangınlarından dolayı kendisine bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Ve komşumuz Yunanistan'a her zaman için yardıma hazır olduğumuzu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Yunanistan ile ilişkilerimizde yeni ve olumlu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Temmuz ayında Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesi esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı beraber bir araya gelmişlerdi. O dönemde iki lider tekrar olumlu bir hava içerisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınmasını, sorunların yeni bir perspektifle çözülmesi konusunda fikir birliğine varmışlardı ve Dışişleri Bakanlarına da bu konuda görev vermişlerdi. Biz de bugün liderlerimizin o görüşmede ele aldıkları konuların takibini yaptık. İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Önümüzdeki aylara ilişkin yol haritamızı inceledik. İki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yunanistan Başbakanı New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya gelecekler. Ekim ayında da Yunanistan'da bakan yardımcılarımız düzeyinde siyasi istişareler ve ortak eylem planı toplantıları gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde güven artırıcı önlemler ve istişari görüşmeler toplantılarının da yapılması gündemimizde bulunmakta. Yıl sonunda önce Selanik'te liderlerimizin başkanlıklarında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısını yapmayı öngörüyoruz. Diyalog kanallarının ve üst düzey temasların yeniden canlanması bizim için olumlu bir gelişme. Bunun sürdürülmesine yönelik karşılıklı irademizi meslektaşımla beraber teyit ettik. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğine inancımızı ineledik. Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hemfikir olduk. Doğu Akdeniz bağlamında Türkiye olarak her zaman hakça paylaşım ilkesini savunduk. Kıbrıs meselesi konusunda da mevkidaşım ile görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin görüşlerimiz belli. İki garantör ülke olarak bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları da ele aldık. Bu konudaki ortak eylem planının iyi işlemesinden de ayrıca memnuniyet duymaktayız. Bakan yardımcılarımız önümüzdeki ay Yunanistan'da ortak eylem planı kapsamında kaydedilen gelişmeleri ele alacaklar. Turizm alanında işbirliğimizi artırmak da gündemimizde. FETÖ, PKK ve DHKPC gibi terör örgütleriyle mücadelemizde de komşumuzdan etkin işbirliği görmeyi beklediğimizi ilettik. Yasa dışı göç konusu rekabet değil, işbirliği alanı olmalı. Ege'de daha fazla can kaybı görmek istemiyoruz. Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın sorunlarını da önemli bir gündem maddesi olarak ele aldık. Ülkemizdeki azınlıkların sorunları konusunda da pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirmiştik. Aynı yapıcı yaklaşımı soydaşlarımız için de bekliyoruz. Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Osmanlı eserlerinin restorasyonunda desteğe hazırız. Bu konuda karşılıklı işbirliği yapabileceğimizi vurguladık. Bugün ayrıca bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik. Avrupa Birliği'nden beklentilerimizi ineledik. Değerli basın mensupları, komşumuz Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz. Ziyareti için sevgili Giorgo'ya tekrar bir kez daha teşekkür ederim.
Ευχαριστώ τον Υπουργό Εξωτερικών κύριο Φιντάν για την υποδοχή και τη φιλοξενία. Σα ίντερ Φιντάν, Τουρκία. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το κλίμα συνεργασίας που μόλις μέσα σε λίγους μήνες από την ορκομοσία των δύο κυβερνήσεων έχουμε καταφέρει να οικοδομήσουμε. Ένα κλίμα το οποίο βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό που κρατά ανοιχτό ένα απευθείας διάλογο επικοινωνίας που επιτρέπει αποκλιμάκωση κρίσεων και τη θέση γερών βάσεων για τις συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα μεταξύ μας. Σήμερα επισκέφθηκα την Άγκυρα με σκοπό να συνομιλήσω με τον Τούρκο ομολογό μου για τις σχέσεις των δύο χωρών μας. Σχέσεις που θέλουμε να εξελιχθούν επί τη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και ιδίως του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως κατεξοχήν της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, της φιλικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών. Πιστεύω ότι συμμεριζόμαστε την ανάγκη να προωθήσουμε περιττέρω τις οικονομικές αυτές αξίες και να εδραιώσουμε σχέσεις αγαστής συνύπαρξης και ανεκτικότητας με αμοιβαίο σεβασμό στην ισότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, καθώς και την μη ανάμειξη σε εσωτερικές υποθέσεις. Η εμπειρία των τελευταίων ετών κατέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι οι εξωγενείς κρίσεις καθίστανται κανονικότητα παρά εξαίρεση. Τούτο αναδεικνύει έτσι περαιτέρω την αξία της συνεννόησης και της συνεργασίας. Η αντιμετώπιση της πανδημίας, των φυσικών καταστροφών, της ενεργειακής κρίσης και της επιστημικής ανασφάλειας αποτελούν λίγα μόνο, αλλά σημαντικά παραδείγματα πεδίων στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε για το κοινό καλό. Στο πλήμα αυτό, συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας για τις διμερείς μας σχέσεις, καθώς και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Στο Βίλνιους, στην κυβερνία, οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν να ξαναπιάσουν το κλίμα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου και να ανανεώσουν συνεργασία μας και των δύο χωρών başlatılması konusunda yeni bir girişimde bulundular, yeni bir hedef koydular, yeni bir başlangıçta bulundular ve bu çerçevede biz Dışişleri Bakanlarına bize görev verdiler. Öncelikle biz iki bakan olarak iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını bertaraf etme konusunda neler yapabiliriz bunu ele alacağız. İkinci olarak iki ülke arasında bütün alanlarda gerçekleştirilen siyasi görüşmeleri yönlendirme konusunda görev aldık liderlerimizden. Bu çerçevede biz bakanlar olarak üst düzey bir sorumluluk ve hesap verilebilirlik görevi üstlendik. Üçüncü olarak ülkelerimizin liderleri arasındaki görüşme zeminini hazırlayarak en üst düzeyde gereken mesajların verilmesi konusunda hazırlıkları yapma görevi aldık. Sayın Fidan'la ele almış olduğumuz yol haritası üç aşamadan oluşacak. Birincisi siyasi görüşmeler düzeyi. Της κυρίας Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στις 16 Οκτωβρίου. Δεύτερον, σαν Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που γνωρίζουμε τις εφαρμογές κινήσεις. İkinci aşamada güven artırıcı önlemler konusu var ve bu güven artırıcı önlemler görüşmeleri de önümüzdeki yakın dönemde başlayacak. Üçüncü olarak da pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık ve bu görüşmelerde Sayın Kostas Frangoyanis başkanlığında Yunanistan tarafı için Frangoyanis başkanlığında devam edecek. Turizm, ticaret, denizcilik, iletişim, iklim, çevre sorunları gibi konularda devam edecek bu görüşmeler. Πρώτα απ' όλα η συνάντηση που θα έχουν οι δύο ηγέτες, ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρωθυπουργός Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Mitsotakis στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 18 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια η μετά από 7 χρόνια τον ερχόμενο, διάστημα έως το τέλος του έτους του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδα-Τουρκία με τη συμμετοχή εκατέρωθεν αρμοδίων για διάφορους τομείς της δημοσιογραφίας bakanlar katılacak. Sayın Bakan'la yapmış olduğumuz görüşme çerçevesinde Kıbrıs gibi, Türkiye'nin Avrupa Birliği yönelimi gibi, göçmen konusu gibi
konularda ele alındı. Kıbrıs konusuyla ilgili olarak bizim tezlerimiz, görüşmelerimiz biliniyor. Burada asıl kritik olan adım görüşmelerin bir an önce başlaması. Türkiye'nin Avrupa Birliği yönelimiyle ilgili olarak da şunu söyleyebilirim ki Yunanistan uzun bir süredir, uzun yıllardır Türkiye'nin Avrupa Birliği yönelimini desteklemekte, tabi bunu yaparken de Türkiye'nin Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirmesi koşuluyla bu desteği sağlamakta. Για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Ve bununla ilgili, üyelikle ilgili müzakerelerin ilerlemesi için elimizden gelen katkıyı sağlamaya da hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Azınlıklar konusuyla ilgili olarak da şunu konuştuk ve azınlıkları ilgilendiren konuları ele aldık. Bizim görüşümüze göre azınlıklar esasında iki ülke arasında işbirliği köprüleri teşkil etmekte. Yunanistan'daki azınlık mensupları eşit vatandaşlardır, eşit haklardan faydalanmaktadır. Ve şunu belirtmek isterim ki düzensiz göçmenle ilgili mücadele etmek esasında her iki ülkenin de menfaati nedir? Çünkü buradaki organizatörler, insan kaçakçıları, insan hayatını hiçe sayarak bunu gerçekleştirmekte. Göçmen konusu gibi diğer başka bölgesel konuların da bizim bölgemizde istikrara zarar verdiği konusunda sevgili dostum Sayın Fidan'la hemfikir olduk ve Doğu Akdeniz bölgesi, Suriye, Libya, da devam eden, Ukrayna'da devam eden şiddete ele almak konusunu, konularında ele alma fırsatı bulduk. Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak biz esasında bölgemizde sükunetin hakim olmasından yanayız. Θα συμβάλλει ουσιοδός στις διμερείς μας συζητήσεις. Είναι όμως αναγκαίο και για τον gelişmesine de katkı sağlayacak. Ancak bölge huzuru açısından da son derece önemli. Bizim üstlenmiş olduğumuz sorumluluk esasında tarihi bir sorumluluk. Bu tarihi sorumluluk çerçevesinde her iki ülkede iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, halklarımızın ortak çıkarları çerçevesinde sürdürülebilir bir barış çerçevesinde bizim gereken girişimlerde bulunmamız görevini vermektedir. Sevatos χρόνου και τα πάθη που κληρονομήθηκαν από γενιά σε γενιά geçmiş δεν nesillerde yaşanmış olan bazı acılar tabii ki bir kalemde silinemez. Ancak να επενδύσουμε στην ειλικρίνεια και στην αμοιβαία κατανόηση. Ve karşılıklı anlayışa yatırım yapma iradesini gösteriyoruz. Αντιλήψεις. Biz basma kalıp bazı klişe anlayışları ortadan kaldırmak durumundayız. Yani ve krizlere neden olan benzer görüşleri de bertaraf etmek için elimizden geleni yapacağız. Bunu da ekümenik ve temel kurallar çerçevesinde yapacağız. Bunun temelinde de uluslararası hukuk kuralları var. Yunanistan hükümeti, Türkiye hükümetiyle yapılan görüşmelere samimiyetle Türk halkına saygı çerçevesinde bir yaklaşım gerçekleştirmektedir. Aynı şeyi Türk hükümetinin de yapacağına inanıyorum. Bizleri birleştiren unsurlar üzerinden ilerlemeliyiz ve bizi ayıran unsurlardan, konulardan uzak durmalıyız. Ve bu vesileyle gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakabiliriz. Tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere. Sevgili dostum Hakan, Sayın Bakan ve inşallah daha iyi bir işbirliği olacaktır aramızda. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Basın mensupları geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.